Yıllar önce ajansta en çok tartıştığımız konulardan biri tasarımcılar kodlamayı öğrenmeli midir sorusuydu. Daha sonra Adobe'de tasarımcılara yardımcı olan yazılım parçaları üzerinde çalışmaya başladık. Mesela artık Photoshop kullanarak fotoğraflar üzerinde çalışan bir tasarımcı, o fotoğrafın kadrajını değiştirdiğinde oluşan boşlukları bir algoritma otomatik olarak doldurabiliyor. Yani aslında orada olmayan bölümler daha sonra yapay zeka tarafından oraya eklenebiliyor. Şimdi sizlere yapay zekanın tasarım dünyasını nasıl değiştirdiğine dair çarpıcı bir takım örnekler vereceğim. ...2017'de Almanya'nın Hamburg kentinde açılan bu bina şu anda dünyanın en büyük ve akustik olarak da en gelişmiş konser salonlarından biri. Onun en önemli özelliği 870 milyon euroya varan maliyeti ya da dışarıdan bakınca dalga şeklinde görülen mimarisi değil. İçerideki eşervari merdivenlerle dolaşılabilen oturma düzeni de değil. Onun en önemli özelliğini ancak yakından bakınca fark edebiliyorsunuz. Duvarlarını ve tavanını kaplayan akustik paneller. Tıpkı bir mercan kayalığı gibi tüm salonun içini sarıyor. Bu akustik panellerden 10 bin tane tasarlanmış çünkü her bir panelin diğerinden farklı bir tasarıma sahip olması istenmiş. Ve bunun için de 10 bin tane tasarımcı çalıştırmak yerine 40 bin satırdan oluşan bir yapay zeka kodlaması yapılmış. Bu yapay zeka da 10 bin panelin üzerinde 1 milyon küçük hücre tasarlamış. Deniz kabuklarına benzeyen bu hücreler, salonun içinde oluşan ses dalgalarını akustik olarak en uygun şekilde yansıtıyor. Pek çoğumuz maalesef yapay zeka yardımıyla tasarlanmış olan bu konser salonunda müzik dinleyemeyecek. Ama algoritmik tasarımlar biz hiç farkında olmadan hayatlarımıza girmeye başladılar bile. İnternetin binaları diyebileceğimiz web siteleri mesela. Artık tamamen yapay zeka ile tasarlanan bir web sitesine sahip olabiliriz. The Grid adı verilen bir içerik yönetim sistemi sizin emrinize Molly adında bir tasarımcı veriyor. Tabii Molly bir insan değil. The Grid onu dişi bir yapay zeka olarak tanıtıyor. Genç, denemelere açık ve sürekli öğrenen bir kişiliğe sahipmiş. Şimdiden yüz binlerce web sayfası tasarlamış. Şimdi bir web sitesini tasarlarken bir tasarımcı olarak pek çok karar verirsiniz. Renkler, fontlar, logonun büyüklüğü her zaman bir tık daha büyük olmak zorunda. İşte Molly'nin sadece son 3 ayda verdiği tasarım kararları galaksimizdeki yıldızlardan daha fazla. Verdiği her kararın sonuçlarını da gözlemliyor ve daha iyi kararlar vermeye çabalıyor. Açıkçası ben Molly'nin şu ana kadar tasarladığı web sitelerini pek fazla beğenmedim ama öğrenmeye devam ettikçe birkaç yıl içinde daha neler yapabilir hep beraber göreceğiz. Bu arada yapay zekanın artık film ya da dizi posterleri tasarladığını da biliyor musunuz? Netflix'i açtığımda her seferinde bana aynı dizinin farklı posterlerini gösterdiğini fark ettim. Tam Black Mirror'ın yeni sezonu çıktı, hemen tıklayayım da izleyeyim diye sevinecekken meğer eski sezonun yeni poster tasarımıymış karşıma çıkan. Yani sonuçta bir diziyi daha kaç defa seyredebilirim ki? Gerçi Black Mirror'ı daha birkaç kere seyrederim. Peki bir dizi ya da film için kaç tane poster tasarlıyorlar ve tabii bu iş için kaç tasarımcı çalıştırıyorlar acaba diye merak edip araştırınca fark ettim ki bunların tasarımını da algoritmalar yapıyor. Yapay zeka milyonlarca görsel arasından insanların en çok dikkatini çekebilecek olanları seçiyor. İnsanların en çok ne dikkatini çeker? Tabii ki başka insanlar. İşte önce içinde insan olanları ayıklıyor, sonra bunları tam vücut, göğüs plan ya da yakın plan gibi kompozisyon tekniklerine göre sınıflandırıyor. Eğer içinde hiç insan olmayan bir dizi ya da film olursa bu kez de görselin içindeki çizgileri soyutlayarak karar vermeye çalışıyor. En ilginç görsele bu şekilde karar verdikten sonra da bu kez onu yine kompozisyon kurallarına ve tabii insan psikolojisine en uygun olacak şekilde kırpmaya başlıyor. Poster tasarımında olmazsa olmazlardan biri de yazılar. İşte yazıların pozisyonunu da yine yapay zeka seçiyor. En sonunda aynı dizi ya da film için pek çok farklı poster tasarımı yapılmış oluyor. Tabii bunun yanında birbirine çok benzeyen ama küçük farklılıklar taşıyan varyasyonları da üretiliyor ve test ediliyor. İnsanlar bu posterlere tıkladıkça aslında bir anlamda
O arka tarafta çalışan yapay zekayı da eğitmiş oluyor. O da kendi yaptığı tasarımlara kendisi puan veriyor ve daha sonra yapacağı tasarımları buna göre şekillendirmeye çalışıyor. Görsel yapay zekaya verebileceğimiz bir başka örneği hepiniz ücretsiz olarak cep telefonlarınıza yükleyip kullanabilirsiniz. Prisma uygulaması. Instagram hesabımı takip edenler benim daha önce Prisma ile yaptığım fotoğrafları görmüşlerdir. Aslında bu uygulama sadece bir yapay zekadan ibaret değil. Aynı zamanda 3 farklı yapay sinir ağı kullanıyor. Bu sistemi geliştiren Rus programcı Alexey Moisenkov'un söylediğine göre yapay sinir ağları Van Gogh, Picasso gibi ressamların sanat eserlerini inceliyor ve bunlardaki benzerlikleri, tipik özellikleri tespit ederek yapay zekasını eğitiyor. Siz uygulamaya bir fotoğraf koyup da bir filtre seçtiğinizde aslında diğer uygulamalardan farklı olarak o fotoğrafın üzerinde herhangi bir şey yapmıyor. Bir yandan fotoğrafı, bir yandan da sanat eserlerinden öğrendiği stilleri kullanarak yepyeni bir görsel tasarlıyor. Bir de sürekli değişen logo tasarımları yaptıranlar var. Brezilya'nın telekom şirketinin logosunun rengi ve şekli etrafındaki seslere ya da müziğe göre değişebiliyor. E vai rolar a festa, vai rolar. O povo do gueto mandou avisar. Yine bir algoritma gerçek zamanlı olarak etrafını dinleyip uygun renkleri ve şekilleri seçerek tasarımı değiştirmeye başlıyor. Janeiro continua lindo, o Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, realengo, aquele abraço. Oy oy oy. Oi. 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 Oi, oi, oi. Benzer bir deneme Nutella tarafından ambalaj tasarımı için yapıldı. Bu kez yapay zeka algoritmasının görevi çeşitli dokulardan ve renklerden oluşan bir veri tabanı kullanarak 7 milyon tane farklı tasarlanmış kavanoz ambalajı üretmekti. No Man's Sky oyunundaki tüm görsel öğeler de insan eli değmeden tasarlanmış. Yıldız sistemleri, gezegenler, bu gezegenlerin içindeki ekosistemler, florasıyla, faunasıyla ve tüm yapılarıyla bilgisayar içinde bilgisayar tarafından tasarlanmış bir bilgisayar oyunu dünyası bu. Yıllar önce en çok tartıştığımız konunun tasarımcılar kodlama yapmayı öğrenmeli mi sorusu olduğunu söylemiştim ya işte şimdilerde asıl soru şu. Kodlar tasarım yapmayı öğrenmeli mi? Sizce öğrenmeli mi? Şu anda sadece kodlardan oluşan bu yapay zeka ileride ete kemiğe bürünüp de insansı robotlara dönüşünce tasarım yapmaya da başlar mı? Ne dersiniz?